Pro Destek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendi video başlıklarımızı ve açıklamalarımızı çevirme işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Haydi başlayalım. Hayranlarınızın videolarınızı kendi dillerinde bulabilmeleri için videolarınıza çevrilmiş video başlıkları ve açıklamalar ekleyebilirsiniz. Videolarınızı çevirmek kendi ülkeniz, bölgeniz dışındaki izleyicilere erişebilmenizi sağlar ve küresel bir kitle oluşturmanıza yardımcı olur. Başlık ve açıklamasını çevirmek istediğimiz videoyu seçiyoruz. Videoyu düzenleme kısmını seçiyorum. Altyazıları seçiyorum. Şimdi burada dikkat ettiğiniz gibi benim altyazı eklemişim Türkçe dili içerik üreticisi tarafından diyor. Bir de YouTube kendisi otomatik olarak altyazı oluşturuyor. Bu çoğu zaman doğru olmuyor arkadaşlar. Bunu silmek için şöyle kenarına geldiğimizde 3 çizgi var. Ona tıkladıktan sonra sil diyoruz. Kendi altyazımız orada kalacak. Altyazıyı sili seçiyorum ve şu anda sadece benim altyazım kaldı. Başlık ve açıklamayı değiştirmek için dil ekle kısmını seçiyorum. Buradan hangi dilde çevirmek istiyorsam onu seçiyorum. Almanca diyelim. Daha sonra ekle diyelim. Şu anda benim başlık ve açıklamalarım burada. Orijinal dil Türkçe olarak benim kanalım. Başlık ve açıklamamda Türkçe. Hemen buradan şöyle seçiyorum faremi sol tuşuyla. Ctrl C diyorum. Daha sonra Google çeviriye geliyorum. Buraya Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Şu anda Almanca olarak burayı çevirdi. Hemen bunu şuradaki gördüğünüz simgeden tıklıyorum, kopyaladım. Şu anda tekrardan bu kısma geliyorum. Başlık zorunlu diyor. Buraya Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Şimdi açıklamaya aynı şekilde kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. Burayı çarpı işaretiyle siliyorum. Ctrl V diyorum, yapıştırıyorum. Bunu da yine aynı şekilde kopyalayarak yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Ctrl V diyorum, yapıştırıyorum. Şu anda Almanca dili tamamlanacak. Yayınla dediğim zaman şu anda burada Almanca dilini de çevrilmiş olarak görüyorsunuz. Biz burada bütün dilleri çevirecek miyiz? Hayır arkadaşlar, ben kendim çevirmiyorum. Özellikle dünyada en çok konuşulan 5-6 dili çevirdiğiniz zaman yeterli. Yine aynı şekilde dil ekle diyorum. Bu sefer İngilizceyi göstereyim. İ harfine geliyoruz. Burada İngilizce birkaç çeşidi var. Biz sadece İngilizce yazanı seçiyoruz. Daha sonra ekle diyoruz. Çeviri de burada Türkçesi zaten vardı. Şu kısmı İngilizce yapıyoruz. Evet, İngilizce burada. Evet. Şu anda İngilizce oldu. Tekrardan ben kopyala diyorum. Yine aynı bölüme geliyorum. Yapıştır diyorum. Faremi sağ tuşuna tıklayarak da yapıştır diyebilirim. Burada ben başlığı aynı zamanda açıklamalar kısmına yazdığım için buradan bunu kopyalayarak buraya da kolaylıkla yapıştırabilirim. Bu şekliyle de yine yayınla dediğim zaman şu anda Almanca ve İngilizce yayınlanmış oldu. Bu konu bana çok sıklıkla sorulan bir konuydu. Bazen dikkat ediyorum. Arkadaşlar kendileri Türkçe içerik üretirken başlığını kendileri yabancı dilde yazıyor ki bu da bizim asıl kitlemizin Türkler olduğu için bu sefer pastanın büyük kısmını kullanmamış oluyor. Bu şekilde videolarımız hem değer kazanacak hem de daha çok kişiye ulaşacak. Altyazı nasıl eklenir? Bundan sonraki anlatımımda onu sizlere göstermeye çalışacağım. Video umarım faydalı olmuştur. Sizler de abone olup beğenirseniz memnun olurum. Hepinize iyi günler.